Otogündem'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki konuğumuz Renault Taliant. Uzun zamandır B sedan sınıfında temsilcisi olan Renault'un en son Sembol'den sonra yerine geçen model Taliant oldu. Sembol çizgilerine çok yakın olsa da ufak tasarım detaylarıyla araç yepyeni bir otomobil olma yolunda ilerlemiş. Çok temsilcisi var mı sınıfında? Hayır, yok. Bugün Türkiye'de B sedan otomobillere baktığımızda sadece iki marka, iki model bulunuyor. Birisi Citroën C-Elysée, diğeri de görmüş olduğunuz gibi Renault Taliant. Artık Peugeot 301 de getirmiyorlar. Ne farklılıklar var? Tasarım açısından neler yapılmış bu araçta? Ona bir bakarsak hemen hızlıca bir göz atalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi normal bir halojen bir far grubumuz var. Şurada sadece ledleri var C şeklinde. Biliyorsunuz bu Clio ile birlikte başladı Renault grubunda. Alt tarafta hemen sis farlarına yer vermişler. Park sensörlerimiz var. Ufak nikelaj kaplamalarımız var. Detay verilmiş. Görüntü daha niş dursun diye. Şurada klasik bir ızgaramız, plastik ızgaramız. Büyük bir Renault logomuz. Hemen yan tarafa geçtiğimizde şurada görmüş olduğunuz gibi araçta 16 inçlik bir çelik jant bulunuyor. Çift renk kullanılmış. Güzel bir tasarım. Fena değil. Kapılarımız otomatik eller serbest sistemiyle, kart sistemiyle açılıp kapanıyor. Uzaklaştığınızda kendisi kilitleniyor veya şuradaki tuşa basmanız yeterli oluyor. Tabii bunların hepsi ekstraya giriyor. Şöyle arka tarafa geldiğimizde burada da yeni bir tasarıma gidilmiş, yeni bir detay yapılmış. En azından şu far, daha sonra stop grubu diyelim. Sol tarafa doğru taşmış, sağ tarafta da bagaj kapağının üstüne kadar gelmiş. Ortada yine bir Renault logomuz var ve altında Taliant model hattımız var. Hemen alt kısımda sis farları, daha doğrusu sis stopları, özür dilerim. İki tane park sensörümüz var. Böyle bir otomobil. Peki bu otomobilin en önemli özelliklerinden birine bagaj hacmi. Büyük bir bagaj hacmi var araçta. Şunları şöyle kenara alırsam çantamı ve gazetelerimi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi araçta oldukça büyük bir bagaj alanı var. Yani B sınıfında ve hatta C sınıfında bile şu an bu bagaj hacmi hemen hemen yok gibi. Bu bagaj hacmi arkadaşlar 628 litre. Koltuklar yattığında, arka koltukları yatırdığımızda evet, ileriye doğru bir alan oluşuyor. Abi şuradan çıkıntısı olsa da toplamda hacim 1600-1700 litrelere kadar çıkıyor. Hemen iç tarafa geçelim. Hatta arka taraftan başlayalım. Arka tarafta şöyle bir alan sunulmuş. Hemen ayağımızı içeri attık. Şimdi bahsettiğimiz gibi B sınıfı bir otomobil. Çok büyük kaliteler beklemek olmaz. Tamamen fiyat fayda otomobilleri. Şöyle sağ taraftan başlayacağım. Yani arkada normal bir alan sunulmuş. Normal bir yaşam alanı. Diz mesafesi nasıl? İyi. Gördüğünüz olduğunuz gibi hemen hemen 4 parmak seviyesinde bir baş mesafem var. Diz mesafem de 4 parmak seviyesinde. Oldukça güzel bir yaşam alanı. Hani 3 kişi rahat eder mi? Edebilir. Şurada ufak bir şaft tüneli var. Çok sorun olmaz gibi duruyor. Şurada bir minik bir çakmaklığımız var. 12 volt. Arka tarafta USB falan yok. Şöyle bir masa diyelim. Bir alan sunulmuş. Yani bunun üzerine bilmiyorum çay, kahve, ne bileyim bir şey içersiniz, bir şey yersiniz koyabilirsiniz. Laptop koyabilir misiniz? Hafifse koyarsınız. Ki zaten yani şöyle bastırdığınızda aşağı doğru iniyor. Bunu böyle hani ayaklarınızla desteklemeniz lazım. Hatta şöyle çektiğinizde bardaklığınızla şuradan çıkıyor. Bunu da ilk kez Renault modellerinde kullanmışlar. Sağ tarafta da aynı şekilde bir alan sunulmuş. Şöyle çekiyoruz. Peki ön taraf nasıl? Hadi ön tarafa geçelim. Merhaba ön taraf. Şimdi aracın ön tarafına geldik. Asıl yaşam alanı diyelim. Sürücünün sahip olduğu yaşam alanı diyelim. İlk başta şöyle bir ufak bir etrafı gösterelim. Şimdi bu araçta sosyal medyada çok diline düştü bu aracın. Ekransız otomobil diye. Şöyle ki bu ekran hani bu araç iki farklı donanımla sunuluyor. Biri Joy, bir Touch olarak. Joy donanımda evet ekran yok. Bir takım özellikler yok. Klima, manuel, taşta ama ekran standart. Eğer opsiyon olarak isterseniz bir takım ekstra özellikler ekrana ekleyebiliyorsunuz. Yani navigasyon paketi falan olduğu için de işte Apple CarPlay falan destekliyor. Dediğim gibi harita özelliği açılıyor. Ve bunların hepsi 5.500 liralık bir ekstra bir fiyat istiyorlar diye hatırlıyorum. Şimdi iç mekana ilk baktığımızda şöyle bir alanımız var. Sert plastik her yer. Yani B sınıfı bir otomobilden beklenen bir kalite. Çok bir şey beklenmek lazım. Şurada bir piyano bilek alan kullanılmış. Hava kanallarımız sağda ve solda. Şöyle bir alanımız var. Kapı kilitlemek için dörtlü flaşörler. Start topu kapatmak için bir tuş konulmuş. Bu araba dediğim gibi taş donanımda, bu seviyede start stop'la bulunuyor. Bir de eko tuşumuz var. Yani daha ekonomik sürüşler gerçekleştirmek için. Peki nasıl bir direksiyonumuz var? Klasik yeni nesil bir Renault direksiyonu. Dediğim gibi sol tarafta hız sabitleme sistemimiz var. Sağ tarafta yol bilgisiyle ilgili detayları buradan takip edebiliyoruz. Şöyle bir manuel bir ekranımız var. Ortada ufak bir yol bilgisayarı ekranımız var. Buradan geçişleri sağlayabiliyorsunuz. Benim ortalamam 6.4 olmuş. Ama tabii 6.4 değil, daha fazla, daha düşüktü. Sonra trafiğe, manefeye falan girmeye başlayınca 6.4'e kadar ulaştı. Ortalama araçla 685 km yapmışım. Ve aracın şu an hemen hemen 100 kilometrelik bir menzili kalmış. Yani 785-800 kilometreye araç hemen hemen gidiyor. Şurada bir vites topuzumuz var. Otomatik vites. El frenimiz elektronik. Şöyle bir saklama gözü. Şu alanda bize sunulmuş. Şu alanda da minik saklama gözleri var. Burası da aynı şekilde. Şu ortada bir kumaş malzeme kullanılmış arkadaşlar. Böyle gidiyor. Bakın burada da var. Ve bu tarafta da var koltuğun yerlerinde. Bu da araca değişik bir hava katmış. Yani çok farklı mı yapmış? Hayır yapmamış ama güzel bir hava oluşturmuş. Burada da bir saklanma var dediğimiz gibi. Toplamda aracın içinde şu kol dayamada dahil 21 litrelik bir saklama alanı var. Onu da size anlatmış olayım. Daha doğrusu bilgisini vermiş olayım. Burada klasik cam kapama açma tuşlarımız var. Elektronik olarak yönlerini ayarlayabiliyoruz. Katlanıyor mu elektronik olarak? Hayır, katlanmıyor. O detayları size vermiş olduk. Şurada bir USB girişimiz var. Bir de şurada bir USB girişimiz var. Bu USB girişi daha çok şarj etmek için, telefon cihaz şarj etmek için burada bir çakmakla sunulmuş. Şuradaki USB girişinden araca direkt Apple CarPlay bağlantısını yapabiliyorsunuz. Nasıl bir ekran var onu da size göstereyim. Ne fonksiyonu var? Çok fonksiyonlu bir ekran değil işin açıkçası. İşte radyo özelliğimiz var. Her zaman otomobillerde olduğu gibi medya özelliğimiz var. Telefon özelliğimiz var. Ve araç diye bir özellik var. Buradan aracın yani sürüş dinamiklerini falan takip ediyorsunuz. Nasıl bir yol kat etmişsin, ne kadar yol kat etmişsin, ne kadar yakıt kullanmışsın. Burada detayları veriyor araçla ilgili. Onun dışında dediğim gibi Apple CarPlay ve Android Auto destekli, bağlayabiliyorsunuz. Ekranınızı direkt yansıtabiliyorsunuz. Şimdi şu ekrandan biraz daha bahsedeceğim. Şimdi dediğim gibi Joy pakette bu ekran olmuyor ama bu ekran yerine Renault Go diye bir uygulama var. O uygulamayı cihazınıza yüklüyorsunuz. Cihazınızı, hani burada zaten bir alan oluyor şu arka tarafta ekran olmadığı için. Cihazınızı buraya sabitliyorsunuz. Şuradan isterseniz USB ile bağlıyorsunuz. Direkt hani şu özelliklerin hepsini o uygulama üzerinden sunabiliyor size ve kullanabiliyorsunuz. Şimdi minik bir sürüşe geçelim. Evet, şimdi aracın iç mekanına geldik. Bir kısa bir sürüş gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi araç iki farklı paketle sunuluyor. Biri Joy, biri Touch olarak. Joy pakette 1 litrelik benzinli motor, yani bütün paketlerde 1 litrelik benzin kullanılıyor ama Joy pakette sadece bir seçeneğinde, otomatik olmayan seçeneğinde daha doğrusu 65 beygirlik normal turbo olmayan 1 litrelik bir motor kullanılıyor. Tabii bizim test konumuz olan Touch versiyonunda yine 1 litrelik benzinli motor kullanıyor ama 90 beygir gücünde. Şöyle ki bu 90 beygir gücündeki motor aynı zamanda turbo destekli ve X-Tronic şanzımanla birlikte kombine edilmiş. Yani otomatik şanzımana sahip. Peki değerleri nasıl, tüketimi nasıl? Tüketim de oldukça aslında cimri diyebiliriz. Dizelleri taş çıkartır diyebiliriz. Şöyle ki 1 litrelik motor fabrika verisi olarak ortalama 6.1 litrelik tüketimi yansıtıyor 100 kilometrede. Hani biz aracı böyle daha sakin yollarda kullandık ilk aldığımızda. Biz hemen hemen 5,5-6 litreleri rahatlıkla gördük. Ama tabii daha sonra trafiğe girdiğimizde İstanbul trafiğine bu tüketim 6,4 litrelere kadar çıktı. Araçta hemen hemen 50-55 litrelik bir depo var. Yaklaşık bir depoyla bizim sürüşümüze göre hemen hemen 750-800 kilometrelik yol kat ettik tek depo benzinle. B sedan bir araç. Bunun tabii en yakın rakibi şu an az önce de söylediğim gibi Citroën var. Citroën C-Elysée var. Hani bir tık üstüne çıkmak isterseniz burada işin içine biraz boyut farkı giriyor, segment farkı giriyor. C segmentine geldiğimizde Fiat Egea karşısına çıkıyor. Şöyle ki şimdi boyutlara baktığımızda C-Elysée ile Peugeot Renault Taliant aynı seviyede, aynı sınıfın otomobili. Hani buna Egea'ya eklersek Egea dediğim gibi bir tık büyük oluyor. Fiyat konusuna gelirsek şimdi aracın 650 bin liralık bir fiyat etiketi var. Bu fiyat etiketi tabii nedir? İşte otomatik vites, taş donanım versiyonu dediğim gibi. Yani şu görmüş olduğunuz ekran, yol bilgisayarı, bir sürü detay var araçta. Pakete dahil mi? Tabii pakete dahil olmayan bazı opsiyonlar da var. Şöyle ki araçta mesela bir teknoloji paketi var. Bu teknoloji paketiyle işte elektronik fren sistemi, eller serbest kart sistemi, navigasyon sistemi gibi birkaç özelliği bir arada sunabiliyorlar. Bunda hemen hemen 11.000-12.000 liralık bir fiyat etiketine sahip. Eller serbest kart sistemine dediğim normal aracın kart şeklinde olan bir anahtarı diyeyim. Teknoloji paketinden ziyade bir navigasyon paketimiz var. O da hemen 5.500 lira seviyesinde. Şöyle ki şöyle bir ekran sunuyorlar. Standartında da bu ekran sunuluyor ama biraz daha böyle ufak inçti. Bu hemen hemen 8,5-9 inç yanlış hatırlamıyorsam. Bunda navigasyon özelliği ekstra sunuluyor bu navigasyon paketiyle ve Apple CarPlay ve Android CarPlay destekli araç kullanılabiliyor. Bahsedeceklerim bu kadar Renault Taliant'la ilgili. Yeni haftada yeni modellerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.